Tabii ki ilk yarı ile ikinci yarıyı birbirinden çok ayıracağım bugün. Çünkü ilk devrede açıkçası Kasımpaşa'nın yapabilecekleriyle ilgili beklediğimiz tarzda bir oyunu vardı. Çünkü beklediğimiz de bir kadro vardı. O merkez üçlüsü fiziksel olarak zaten dinamik bir yapıdaydı. Aytaç, Tırpan ve Tarkan'ın o baskılarından çıktığımızda savunmalarıyla orta alan arasında oyunu topu kullanmak amacıyla açıkçası bütün oyun felsefemiz öyleydi. Fakat ilk yarıda o baskıdan çıkmak kolay olmadı. Bir de iç sahada belki de bu baskı oluşuyor bizde. Kazanamamanın vermiş olduğu bu 9. maç, 8 maç oldu. Kazanamamanın vermiş olduğu o baskıdan bir an önce ileriye taşımak topu ve de oyunu daha doğrusu akıllı şekilde istediğimiz şekilde oynayamamaktı. Ama ikinci yarıda her şey tamamıyla değişti. Çünkü Hakan'ın oyuna girişi biraz o topa sahip olma yönümüzü arttırdı. O alanı doğru kullandık. Çünkü o baskıdan merkez üçlüsünün, orta saha üçlüsünün bize yaptığı baskıdan hızlı bir şekilde pas akışını hızlandırarak çıkmayla birlikte zaten pozisyonları bulduk. Tabii ki futbolun en güzel yanı gol. Ligin en az gol atan takımından oldukça gollü maçlara dönüşen bir takıma, gol atan bir takımına dönüşmek. Kaldı ki iç sahada galip gelememek uzun bir süre. Bugün kazanmak. Deplasmanda da bunu yaşamıştık. 11 maç sonra kazanmıştık. Ve şu anda hani içinde bulunduğumuz duruma baktığımızda ise açıkçası hani ligdeki alt tarafta da bir şampiyonluk yarışı var gibi bir mücadele var. Bu da böyle çünkü acı çeken takımlar, her hafta puan kaybettiğinde büyük bedeli olan ve mücadelenin de son haftaya kadar süreceği bir lig oynuyoruz. Biz de şu anda zaten alt taraftaki takımların en üstünde ligi bitirmek için bir hedef oluşturduk. Bunu umarım sağlarız çünkü puan farkları her hafta değişecek. Biz bunun içinde son haftaya kadar, Galatasaray maçının bitiş düdüğüne kadar hiç bitmeyecek bir mücadele ortaya koyacağız ve göstereceğiz. Bugün kazanmış olmak güzel. İlk yarıda kullandığınız pas tercihlerini ikinci yarı tamamıyla doğru kullanarak bu sonuca ulaşmak güzel. Bu dönüşü sağlamak böyle bir baskı altında güzel. Ve en önemlisi de taraftarımızın ilk yarıdaki o pas hatalarına rağmen oyunun içine bizi ikinci yarıda çekişi, o pas hatalarından sonra önceki dönemlerde olan basit protestoların olmayışı da bizim bugün onlara teşekkür etmek istiyorum. İyi bir takım izleyecekler ve sürekli yanımızda olduklarını biliyorum. Buna devam etmeliler ve edeceklerini de biliyorum. Teşekkür ederim. Evet, iki takım adına da önemli bir karşılaşmaydı. Çünkü ligin artık son 13. haftasıydı. Rakiple olan puan farkımız. Diğer takımların var ya puanına da baktığımız zaman her iki takım adına da çok önemli karşılaşmaydı. İlk devre tamamen iyi oynayan bir Kasımpaşa Spor vardı. Maçtan önce söylediklerimizi harfiyen yerine getiren ve disiplin oynayan. Çünkü Antalya Spor'un geçişlerde özellikle çok etkili olduğunu biliyorduk. Ve bunun içinde özellikle bizim topa sahip olduğumuz kısımda ve dikkatli olmamız gerekiyor ve dönen topları almamız gerekiyordu. Bunu ilk devre gayet iyi yaptık. Pozisyonlar da iyi yakaladık ama 18 içerisindeki koordinasyonumuz açıkçası daha iyi olabilirdi. İlk devre vermiş olduğumuz bir tek pozisyon var. O da kendi kullanmış olduğumuz duran toptan sonra kontraya yakalanmamız. İkinci devre aynı şekilde devam etmemiz gerekiyordu. Çünkü rakibin biraz daha üzerimize geleceğini ve alanları bırakacağını ve o alanları da değerlendirebilecek özellikle kanatta oynayan oyuncularımız bu özelliğe sahipti. Ama kısa bir sürede özellikle ikinci devre maçı tamamen elimizdeki olan maçı tamamen verdik. Yani biz gol atmış olsaydık tamamen tersi olacak bir karşılaşmaydı. Yediğimiz golleri tek tek değerlendirecek olursak geçtiğimiz hafta da aynı benzeri bir gol yemiştik. Yan hakemin offside bayrağını kaldırması, bizim oyuncularımızın oyunu bırakması. Tabii Avrupa'da yan hakem kaldırdığı zaman otomatikmen oyun offside'den durduruluyor ama Türkiye'de yani sonucu bekleyip ona göre VAR'da değerlendiriliyor. Bunu geçtiğimiz hafta oyuncularımıza söylemesine rağmen bu hafta yine aynı hatayı yaptık.
İkinci golden önce yapılan bir faul var. Hakemin vermediği. Eğer onu vermiş olsaydı tabii tamamen maçın yine hangi değişecekti. Çünkü birinci, ikinci gol çok yani kısa bir sürede geldi. 3-1'den sonra yapmış olduğumuz hamleler, çünkü bugün açıkçası çok fazla hamle şansımız da yoktu. Sakat olan oyuncu sayımız çok fazla. Ve yapabileceklerimiz, hamlelerimiz de zaten yani kısıtlıydı. 3-1 yakaladıktan sonra yakalamış olduğumuz çok iyi bir pozisyon vardı. Yusuf'un kesmiş olduğu, Gerard'ın dokunamadığı pozisyon. Eğer onu 3-2 yapmış olsaydık son 10 dakika bizim adımıza daha olumlu geçecekti. Evet, üzücü bir akşam oldu. Ama ilk devre oynamış olduğumuz oyunun üzerine biraz daha fazla koymamız gerekiyor. Süreyi biraz daha uzatmamız gerekiyor bundan sonraki haftalarda. Ve 18 içerisinde de etkili olmamız gerekiyor. Bunun uğraşını vereceğiz. Söylediğim gibi özellikle ilk devre gayet memnun olduğumu söyleyebilirim. Her anlamda, hem istek, arzu ve taktiksel anlamda oynamış olduğumuz oyundan. Ama ikinci devre kısa sürelerde gol yememiz takımın tamamen dengesini bozdu. Ama 3-0'a rağmen bırakmayan bir yapımız vardı. Bu da gayet olumlu gösterdi. Çünkü daha önceki karşılaşmalarda bununla ilgili biraz sıkıntımız vardı. Önümüzdeki hafta birkaç tane oyuncumuzu eğer aramıza katabilirsek, özellikle ucum hattında biraz daha alternatifli kadromuz olacak. Artık bundan sonraki oynayacağımız 4 karşılaşma sırasıyla içeride oynayacağımız Denizli, Konya ve Malatya karşılaşması bizim adımıza kaderimizi belirleyecek karşılaşmalar. Ve artık önümüzdeki haftadan itibaren bir çıkış yapmamız gerekiyor.